Ekran başındaki sevgili izleyenler, hepinize güzel bir gün programından merhabalar. Bugün böyle sağlıkla başlıyoruz güne. Çok çok değerli bir konuğum var. Ben hemen programıma geçip tanıtmak istiyorum sizlere. Medikovin.com başkan yardımcısı İsem Bike Ordu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gayet iyiyim. Böyle hızlı bir yayına girişimiz oldu aslında bugün. Çok da önemli, çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi Medikovin.com olarak sanıyorum ki böyle bir ön araştırma amaçlı adamızdasınız. Evet. Evet. Evet, biz 5 seneye aşkın bir zamandır faaliyetlerimizi global olarak sürdürüyoruz. Adada ne yapabiliriz? Adada nasıl sağlık alanında işbirlikleri geliştirebiliriz? Hem sizlerle tanışmak hem de bunu anlamak için geldik. Evet, şimdi sağlıkta geleceğin teknolojileri dedik. Aslında bugünkü başlığımız bu. Ama biraz farklı ele alıyoruz. Yani bu bir cihaz teknolojisi vesaire, o tarz bir konu değil. Gayet aslında hepimizin evine gelmiş olan çok farklı bir hizmet mi demeliyim, değil mi? Teknoloji bu kadar gelişmişken bir tık evet, ötede olması çok farklı. Evet, aslında ikinci görüş hizmetimizi şöyle açıklayabiliriz. Biz iletişim teknolojilerinin etkin kullanıldığı bir sağlık hizmeti olarak açıklayabiliriz. Evet. Uzakları yakın etmeye çalışan bir sağlık hizmeti. Şimdi sağlık çok kapsamlı ve çok önemli bir şey. Gerçekten uzakları yakın etmek, bir hayat kurtarmak gerçekten çok önemli ve çok ciddi bir konu. Bu anlamda ikinci görüş dedik. Yani nasıl bir sistem ki bundan yararlanabiliyor hastalarımız? Evet. Şimdi öncelikle ben kısa bir bilgi vermek isterim. Biz Amerika merkezli bir firmayız ve Amerika'dan bütün dünyaya global olarak ikinci görüş sağlıyoruz. Bizim yola çıkarkenki amacımız Amerika'nın sahip olduğu bu sağlık alanındaki uzmanlaşmayı nasıl daha fazla insana ulaştırabiliriz fikriydi. Ve tabii bunu yapabilmenin en önemli şeyi de mesafelerin sorununu nasıl evet, çözebiliriz? İşte iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak bu mesafe sorununu ortadan kaldırıp Amerika'nın uzmanlaşmış sağlık bilgisini kişilerin evlerine götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ikinci görüş hizmetini çok kısa olarak böyle açıklayabilirim. İkinci görüş dedik. Şimdi eminim ki bilen izleyicilerimiz var. Bu anlamda bilgi almak isteyen izleyicilerimiz de var. Nedir ikinci görüş? İkinci görüşü şöyle anlatmak mümkün. Siz gittiniz bir sağlık sorununuzla ilgili olarak bir doktora başvurdunuz. Belirli tetkikler sonucunda sizin için belirli bir teşhis konuldu ve tedavi planı oluşturuldu. Bu aşamadan sonra tek görüşle ilerlemek istemeyen insanlar için başlayan sürece ikinci görüş diyoruz. Yani yapılan bu tetkikleri bir başka doktorla beraber değerlendirmeye. İkinci görüş çok aslında belki herkesin yaygın kullandığı bir ifade olmayabilir, fakat herkesin yaptığı bir şey. Evet. Yani ben yakın çevremden de gözlemliyorum. Profesyonel olarak da hiç kimse tek bir görüşle ciddi bir sağlık sorununun altından kalkma eğiliminde değil. Ve doğrusu da budur. Yani herkesin hata yapma ihtimali var. Bir görüş daha almak, şimdi herkesin tek canı olduğu için önemli. Çok önemli bir konu. Hatta ikinci görüşle kalmıyoruz. Böyle bir dördüncü, beşinci diye gidiyor. Ama tabii adı ikinci olarak alıyor. Tabii. Yani normalde beşinci, altıncı görüşü verdiğimiz hı-hı, hastalarımız da var. Evet, kesinlikle. Kendi ülkesinde 5-6 tane görüş almış. Tabii görüşler birbirine tutmadığı zaman bir görüş daha alıyorsunuz, hı-hı, bir görüş daha alıyorsunuz. Ya da kişisel olarak bu konuda titiz olabilirler. Bilemiyorum, yani 5-6'ya kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Şimdi bu anlamda farklı farklı görüş almak hem yani tabii ki iyi bir şey. En iyisini, en doğru çözümü bulmak adına, ama aynı zamanda da gerçekten kafa karışıklığı yaratacak bir yöntem. Hı-hı. Tam da bu esnada hani araştırırken zaten karşımıza çıkan, belki hani dünyaca kabul görmüş alanında uzman doktorlara danışmak adına çok da iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum ki online tedavinin. Şimdi buna online tedavi demek ya da görüşün, evet. Yani çok mümkün değil. Evet. Burada yaptığımız şey elde edilmiş olan, yapılmış olan testlerden bir farklı gözün değerlendirmesini hı-hı, almak. Bizim hastalarımız Amerika'da tedaviye devam etmiyorlar veya biz hastalarımıza online olarak çeşitli tedaviler hı-hı, vermiyoruz. Hı-hı. Evet. Yani bizim burada sağladığımız şey yapılmış olan tetkiklerin gelinen noktadaki uzman değerlendirmesi. Eğer o anda Amerika'da olsaydınız ve o uzmanın hastası olsaydınız nasıl bir tedavi metodu önerecekti?
Evet. Yani olayı bu şekilde görürsek daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı ve daha hani açıklayıcı da olur izleyicilerimiz için. Çünkü sağlık alanı biliyorsunuz çok önemli. Bilginin doğru aktarılması çok önemli o açıdan. Yani bir tedavi paketi verilen bir yapı değil bu. Bir öneri verilen ve bu önerinin ister kendi ülkesinde isterse Amerika'da uygulanabildiği bir şey. Yani tamamen global bir sistem değil mi? Herkes yararlanabiliyor bundan. Evet. Şu anda hani adamızda böyle bir şeyden biz yararlanabilecek miyiz? Şu anda zaten adınızda da bütün dünyada da internet adreslerimiz üzerinden bize ulaşmak mümkün. Bizim adada bulunma amacımız acaba bunu kurumsal çerçevede nasıl yapabiliriz? Ada halkına nasıl duyurabiliriz? Ada halkının böyle bir ihtiyacı var mı? Yani bunları gözlemleyebilmek ve değerlendirmek adına buradayız. Kesinlikle. Çok da güzel bir durum açıkçası. Şimdi aslında bu konuyu konuşurken az önce hatta sizin de çok önemli bir konu üzerinde durmak istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum dediğiniz kişisel sağlık arşivi. Evet. Bundan da bahsedelim istiyorum ben. Evet, ben bu konunun üzerinde durmak çok istiyorum. Çünkü gerçekten tıbbın geleceğinde çok önemli yer tutacak bu. Hepimiz için aynı şey geçerli. Gidiyoruz bir yerlerde bir testler yaptırıyoruz, check-up'lar yaptırıyoruz. Fakat bunların nerede olduğunu 1-2 sene sonra hiç hatırlamıyoruz. Ve bu bilgilere sahip değiliz. Fakat tıp öyle bir noktaya geliyor ki bundan sonra bir 5 sene sonra falan kişiselleştirilmiş tedaviler çok fazla yaygınlaşacak. Adı üzerine kişiselleştirilmiş. Evet. Bunun için de sizin sağlık geçmişinize, sağlık dokümanlarınıza çok iyi sahip çıkmanız lazım ki bu modern teknolojilerden etkin şekilde yararlanabilirsiniz. Bizim arşiv sistemimiz de bunun ilk basamağını sağlıyor. Yani sizin orada burada şurada bulunan veya yaptırmış olduğunuz hastanelerden belge temin edebileceğiniz fakat ihtiyacınız olduğu anda elinizin altında olmayan bu dokümanları toparlayıp belirli bir yerden 7/24 ulaşılabilir hale getirmek. Bizim son ilk başladığımızda bu hizmetimiz medikopin.com altındaydı. Bu farklılaşan ihtiyaçlar sebebiyle ve talep artışı sebebiyle bunu mediz.com'a taşıdık ve application haline getirdik. Yani şimdi MR'larınız, bütün dokümanlarınız, her türlü sağlık bilginizi cebinizde taşıyorsunuz ve an itibariyle 7 dile çevirebiliyorsunuz. Seyahat eden insanlar için çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bulunduğunuz ülkenin dilinde kan testlerinizi gösterebiliyorsunuz, dokümanlarınızı gösterebiliyorsunuz ve gene ihtiyaç halinde tek tıkla koskoca MR dokümanını herhangi bir doktorunuzla paylaşabiliyorsunuz. Bu hizmetten yararlanıyor olmak ikinci görüş hizmetimizden yararlanmayı gerektirmiyor. Bağımsız servisler. O yüzden de şimdi ayırdık. Böyle bir aplikasyon dedik. Yani bunu telefonumuzda hepimiz ayrıca kullanıp bu kadar da aslında güzel ve kolay. Evet. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki tıp daha artık erken teşhis tedaviden daha önemli olmaya başladı. Ve erken teşhisin en önemli tool'u da elinizde bulunan dokümanlarınız olacak. Yani bunu ben herkesin fark etmesini istiyorum. İster bizim sistemimizde, isterseniz herhangi bir yerde. En iyisi tabii 7/24 ulaşılabilir olması. Evet. Ama bu olmuyorsa da mutlaka dokümanlarınızın öneminin farkına varmak lazım. Çünkü bunların varlığı ileri tetkiklerle yapılmasını bazen gereksiz kılabiliyor. Yani karşılaştırma yapabiliyor doktorlar. İlerleyişi veya gerilemeyi görebiliyorlar. Kan değerlerinin birbirleriyle korelasyonlu değerlendirmesine imkan tanıyor bizim sistemimiz. Yani grafiklerle 2-3 tane kan değerinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Bu anladığım kadarıyla da lafınızı kesiyorum. Estağfurullah. Hani hepimizin de diyelim ki şimdi bir test sonucunu aldığımızda bazı şeyleri anlayamayabiliriz. Daha anlaşılır kılma durumu mu söz konusu oluyor bu durumda? Anlaşılabilir kılmak için sistemimizde bir library'miz var. Bir kütüphaneden yararlanmak mümkün. Ama burada aslında biz anlaşılır kılmaktan çok anlamlı kılıyoruz. Yani o değişimleri birbiriyle karşılaştırdığınız zaman uzman bir doktorun ki bizim bünyemizdeki pek çok doktor bu konuda çok hassastır. Anlamlandırma imkanı var. İşte sizin şu değeriniz şu kadar zamandır böyle seyrederken şu değerinizle şöyle bir karşılıklı değişim göstermişse bu elbette ki bir şeyin göstergesidir. Yani her türlü değişikliği dikkate almak lazım. Bunları uzman ellere bıraktığınızda da erken teşhis imkanı doğar. Ki gerçekten erken teşhisin önemi de
yani yatsınamaz derecede tabii. önemli hakikaten. Hepimizin tabii. çok yakınlarından duyduğu bile hikayeler vardır bu konuda. Tabii erken teşhis hayat kurtarır. Kesinlikle. Yani. Ve hani ikinci görüş dediğimiz durum da gerçekten hayat kurtarır diyoruz. Çünkü çok canlı örnekler var. Bilmiyorum birkaç tane bize anlatabileceğiniz böyle üstün körü hatta üzerinden geçebileceğimiz şimdi, bazı şeyler varsa. Şöyle tabii bizim vakalarımız bizim açıklamamıza imkan olmayan güvenlik standartlarıyla korunuyor. Bizim Amerika'da bir HIPAA uymak zorunda olduğumuz bir HIPAA kanunu evet, var. Gizlilik evet. ve güvenliği sağlayan. Fakat paylaşabileceğim bir iki tane vakam var. Çünkü onlar kendilerine de teşekkür ederiz. Bunları basınla da paylaşmışlardı. Evet. Özellikle bir hastamızın 18 sene süren bir sıkıntısına çözüm üretebilmiş olmak mesela bizi çok mutlu eden bir şey. Hastamız kendi ülkesinde tedavisine devam etti ama şu anda tıp literatüründe en ağrılı hastalık olan terminal nevrajide 18 senelik bir ızdırap dönemi olmuş mesela. Ağrılı yani, bir süreç. Korkunç bir ağrı. Hatta bizim doktorlarımız da hastamızın kendi ülkesinde de intihar eğilimi gösteren bir şey. Yani artık o ağrının çekilemezliğini siz kendiniz düşünün. Yani çok kesinlikle, ciddi bir kesinlikle. İntihar eğilimi gerçekten çok zor. Onun dışında bir sporcumuzun hayatına dokunma şansımız oldu. O da kendi ülkesinde yani ameliyat önerilmişken ki bu onun spor hayatını bitirecek tam da olimpiyatlara hazırlandığı dönemde sistemimiz üzerinden hem bir cerrah hem de ameliyatsız tedavi uzmanlarıyla görüştü. İki ayrı görüş aldı. Her iki görüşte ameliyat yapılmaması yönünde oldu. Kararını bu yönde verdi. Olimpiyatlara devam edebildi. Ne ve şu anda önemli. Da evet ama çünkü biliyorsunuz bu çok ağır hazırlık süreci. Çok fedakarlıklar yapılan, yıllarca süren fedakarlıklar. Bir ömrü, gerçekten bir sporcunun ömrüdür olimpiyatlara hazırlanmak. Tabii yani gününün büyük bir kısmıdır. Evet. Bu emek yani çöp olmak üzereydi gerçek manasıyla. Hatta bundan sonraki spor hayatını da etkileyecek bir karardır ameliyat. Ona dokunma imkanımız oldu. Bunun gibi çok vakamız var ama dediğim gibi biz sadece paylaşanlarınkini paylaşabiliriz. Evet, evet. Tabii doğru olan da aslında tabii değil ki. Mi? Budur ki belki bu gibi çekinceleri olan kişiler vardır. Bunu da aydınlatmış olduk. Tabii, bizim, ekran başında bizi izleyenler. Onu ben özellikle vurgulamak isterim. Bu konudaki yasalar çok nettir. Gizlilik ve güvenlik garanti altındadır servislerimizde. Evet, evet. Bu da gerçekten çok güzel bir konu. Devam edeceğiz. Çok kısa bir reklamımız var, sonra buradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medikopin.com'dan bahsediyoruz aslında. Gerçekten de ne kadar sağlığın artık yakınımızda olduğu, aslında herhangi bir hastalıkta böyle bir çaresizliğe kapıldığımızda ne kadar çok umut dolu gelişmeler olduğunu da takip edebildiğimiz bir platform. Bu gerçekten sağlık anlamında çok güzel. Hem de sağlık arşivi ayrıca güzel. Bu konudan da az önce bahsetmiş olduk. Yalnız şunu merak ediyorum. Hani en çok hangi konularda danışılıyor sizlere? Evet. Ağırlıklı olarak bize onkoloji, ortopedi, nöroloji ve tanımlanamayan hastalıklar konusunda danışılıyor. Yani evet. her konuda doktorumuz var. Ama eğer derseniz hani hangi konular bütün dünyadan ilgi görüyor, hangi konularda danışma ihtiyacı çok fazla oluyor, bu konular diyebiliriz. Evet, aslında ben onkoloji üzerine de biraz daha durmak istiyorum ki. Tabii. Çünkü adamızda da ya da ben de programlardan da çok takip ettiğim bir süreçtir ki çok da yaygın dünyada maalesef kanser hastalığı. Evet. Bu anlamda da ikinci, üçüncü, dördüncü görüşlerin hayat kurtardığı gerçekten de bir aşikar. Çok fazla örnekler var. İşte bir doktora gittiğinizde kemoterapiyle bu sorunu çözebileceğinizi söylerken bir doktor da işte ameliyatla diyebiliyor. Veya başka bir şekilde bir çözüm önerisi, bilmiyorum tabii ki sağlık anlamında neler önerilir ama derken kafa karışıklığı yaratabiliyor ve ne kadar erken tedavi başlarsa o kadar da çabuk ilerlenebilecek, sağlığa doğru ilerlenebilecek bir hastalık. Gerçekten çok önemli değil mi? Görüş almak bu anlamda. Gerçekten çok önemli. Ben olaya şu açıdan yaklaşıyorum. Aldığınız görüş sizin önerilen tedavinizden veya izlediğiniz yoldan farklı olmayabilir. Ama burada en önemlisi gidilen yoldan emin olmanız ve içinize sinmesi. Evet, evet. Kafanızda soru işaretleriyle bu zorlu yolda ilerlemek çok kolay değil. Tedavi süreçleri çok sıkıntılı.
yapılabilecek en iyi şeyi yaptığınıza emin olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Eğer söz konusu onkoloji ise. Onun dışında zaten aileler için stresli bir süreç. Hepimizin hastamız için en iyisini yaptığımıza emin olmaya ihtiyacımız olan bir süreç. Ben çok zorlu bir süreç olarak görüyorum. Kesinlikle bu anlamda hakikaten ne kadar güzel bir şey, hizmet. Yani ne demeliyim bilmiyorum ama ben de bunu yakından yaşamış biri olarak düşündüğümde hakikaten çok böyle bir farklı geldi açıkçası. Tabii şimdi sosyal sorumluluktan da bahsetmek istiyorum ki tabii. Çünkü böyle bir hizmeti de var. Evet. Medikopin.com'un. Evet. Hı-hı. Şimdi kanserden bahsederken ondan da bahsedelim. Türkiye'de ve Amerika'da Kanserle Dans diye bir dernek var. Biz de bu derneğin, ben şahsen gönüllüsüyüm ve benim gönüllülüğümden dolayı da şirket olarak da sponsoruyuz. Burada bizim yapmaya çalıştığımız, dernek olarak yapmaya çalıştığımız şey de hastaların bu zorlu sürecinde bir noktadan kendilerine dokunabilmek, yardımcı olabilmek. Bu faaliyetlerimiz Medikopin'in faaliyetlerinin tümüyle dışındadır. Mesela bir webinar serisi düzenledik. Orada bizim doktorlarımız değil, Türkiye'deki doktorlar, Türkiye'deki hastalarla ve bizim sponsor olduğumuz platform üzerinden webinarlar düzenlediler. Şimdi Türkiye'de de İstanbul, Ankara, İzmir gibi görmemek lazım. Bazen ikinci görüş almak da çok zor. Yani bulunduğunuz yerde her zaman bu alternatif olmayabilir. Seyahat imkanınız olmayabilir. İstanbul'daki bir uzman doktorumuz, ki doktorların katılımı inanılmaz içtendi, çok özveriliydi bu süreçte Türkiye'deki doktorların katılımı. Onları da onların evlerine götürüp sorularını cevaplama imkanımız oldu. Gurur duyduğumuz bir sosyal sorumluluk projesi açıkçası. Ne kadar güzel hakikaten. Çünkü bilmek lazım. Yani biz burada Amerika'ya ulaşmayı konuşuyoruz. Bazı yerlerde doktora ulaşmakta problem olabiliyor. Tabii ki yani belli bir seyahat sürecinden bahsediyoruz. Bunun yani o kadar çok altyapısında sorun çıkarabilecek şeyler var ki belki o ülkeye gidemezsiniz bile. Hani hem maddi hem manevi olarak zor olabilir bazı süreçler. Yani biz bu süreçleri her anlamda rahatlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine katılıyoruz, destek veriyoruz. Evet. Şimdi izleyenlerimiz şöyle bir kafa karışıklığı olmaması adına şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyorum ben ama belli bir raporunuz, işte belli bir hastalığınızın teşhisi olması gerekiyor ki görüş almak adına böyle bir online hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Yani işte benim sırtım ağrıyor diyerek bir tıklama yapamıyorsunuz. Evet. Hani bunu da belirtelim ki yanlış anlaşılma olmasın. Yani ben bunu çok kullanmaya başladım. Medikopin bir başım ağrıyor servisi değildir. Evet. Beynimde urvar servisidir. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kesinlikle. Çok da doğru bir anlatım oldu hakikaten. Şimdi sosyal sorumluluktan devam edeceğim. Çünkü Gana'da da bir proje var bunun adına şu anda faaliyette olan. Evet, evet. Şimdi Gana'da da bizim Amerika'daki doktorlarımızdan bir tanesi aslen Ganalıdır. Ve kendisi skolyoz hastalığında bir dünya markasıdır. Dünyaca kabul edilmiş bir uzmandır Doktor Boğaçi. Onun Gana'da yürüttüğü bir şey var. Orada çocuklarda çok yaygın görülüyor. O da orada bir hastane kurarak ücretsiz ameliyatlar yapıyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz için de o hastaneye ve doktorumuza destek olmak da var. Gerçekten de çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani onu yani internetten de bakarsanız fark edersiniz. Ciddi bir sıkıntı o da orada. Evet, bu konuya da değindiğimiz aslında çok iyi oldu hakikaten. Önemli bir konu dedik. Yavaş yavaş bu bölümümüzün sonuna gelirken izleyenlerimize sizin iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz böyle çok size gelen sorulardan olabilir. Neler var ya alalım ki bu bölümümüzü yavaş yavaş kapatacağız. Tamam. Benim şunu söyleyebilirim. Herkesin sağlığı kendisi için tek. Evet. O yüzden ikinci bir görüş almaktan, üçüncü bir görüş almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Bu nereden alırlarsa alsınlar. Ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştıkları anda, ciddi bir sağlık sorunu diyorum. İkinci bir görüş almaktan, üçüncü bir görüş almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Ve gene herkese
kendi yaptırdıkları medikal dokümanlarına sahip çıkmalarını tavsiye ederim. 5-6 sene sonra evet, bunun ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Ne kadar güzel söylediniz. Şöyle bir şey demek istiyorum ki, hani bir hasta hikayesi diye bir cümle vardı. Evet. Hani en basit bir şeyden gitmişsinizdir ama belli bir süre sonra başka bir, Allah korusun, başka bir rahatsızlık seyredebilir. Bu anlamda sizin ilk tahlilleriniz ya da o yola çıktığınız süreç kayıpsa gerçekten bir boşluk söz konusudur, gerçekten değil mi? Gerçekten bir boşluktur. Dokümanlarınızı kaybettiğinizde bu testlerin yenilenmesi gerekir. Gereksiz testlere maruz kalırsınız mesela. Ya. Onun da dışında bu ilerleyen tıpla birlikte bazı şeylerden daha iyi yararlanma imkanı olacak. Kendi sağlık geçmişlerine hakim olan insanların. Yeri geliyor, ben de şahsen doktora gittiğimde ameliyatımı bile unuttuğum oluyor. Sorduğumda söyleyemediğim oluyor. Sağlık geçmişimize sahip çıkalım. Bir de şöyle bir şeydir ki, hani tıp farklı bir dil. Bu anlamda doktora verdiğiniz bütün verileri direkt incelemesi farklıdır. Sizin tek tek anlatmaya çalışmanız farklıdır. Gerçekten çok önemli bir konu. Sağlık deyip geçmemek lazım. En önemli şey dünyada çünkü. Ki bir tıkla da bu şekilde istediğimiz, hani dünyaca kabul görmüş doktorlardan yorum almak da herhalde çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, daha sonrasında programımız devam edecek.